Cebirsel ifadeler ve özdeşikler. Bu videomuzda cebirsel ifadeler ve özdeşikler konusuna örnek olarak MEP kazanım testinden bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Erdem öğretmen aşağıdaki resvebe görselinden faydalanarak öğrencilerinden yazdığı resvebeleri temsil eden cebirsel ifadeleri bulmalarını istemektedir. Bu resvebe neymiş bakalım. Resvebe, harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. Resvebe ismi, resim ve alfabe kelimelerinden üretilmiştir. İyi, bakalım neymiş anlamaya çalışalım daha. Burada bir küp var ve şu ok azalma olduğundan ne küp eksi 9 cebirsel ifadesi olur. Şuradaki N harfi var. Yanına bunun küp şekli koyduğu için buradaki ifadenin ne küp olduğunu anlamış olmalıymışız. Ok aşağıya doğru azalmayı temsil ettiğinden dolayı onun yerine eksi geliyormuş. 9 da 9 olarak kalıyormuş. Ne kadar saçma bir şeymiş. Neyse devam edelim. Burada A'nın yanına bir kare koymuş herhalde. Evet. Dolayısıyla A'nın yanına kare koyduğuna göre bu A kare olmuştur. Görüyoruz. Burada aşağı yönlü bir ok olduğu için azalmayı temsil edecek. Demek ki eksiymiş. Sonra burada B koymuş, yanına kare koymuş. O da B kareymiş. Tamam, işin özünü anladık gibi. Burası A kare. Bu aşağı doğru eksi. Burada da B'nin yanında kare var. B kare. Tamam. Burada N'nin yanına kare koymuş. N kare. Yukarı doğru ok koymuş. Tamam, artı. Yan yana iki tane R koyunca da iki tane R oluyormuş. 2 R. Tamam. Bize çok fazla alternatifli şeyler anlatmadı ama bu görselde bulunanlarla ilgili bir şey soracaktır. Devam edelim bakalım. Buna göre Erdem öğretmenin yazdığı tamam şeklindeki resvebeyi temsil eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olur? A'nın yanına bir kare koyulmuş. Demek ki şu bölüm A kare. Sonra aşağı doğru bir ok koyulmuş. Demek ki bu eksi. Yan yana 4 tane A konulmuş. Yan yana 2 tane R koyduğunda 2 R etmişti. Yan yana 4 tane A koyduğunda da 4 A eder. Sonra yukarı doğru bir ok var. Demek ki o artı. Sonra da 4 var. Sayıyı sayı olduğu gibi yazıyorduk. Buradan görmüştük onu da. Bizim buradaki resvebe a kare eksi 4 a artı 4'müş. Bu resvebeyi temsil eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aşağıdaki ifadeler ise parantez kare özdeşiği olarak gösterilmiş. Bunların tek tek karelerini açalım. Hangisi bunu veriyor ona bakalım. A şıkkıyla başlayalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı a ile eksi 4'ü çarparsak eksi 4 a eder. Onun da iki katı eksi 8 a. Artı ikincinin karesi. 16. A kare eksi 4 a artı 4'ü arıyorduk. Bu o değil. Gelelim buna. Birincinin karesi. A kare. Birinci ile ikincinin çarpımı. A ile eksi 2'yi çarpıyoruz. Eksi 2 a. Onun iki katı eksi 4 a. Artı ikincinin karesi. Eksi 2'nin karesini alırsak artı eder. Artı 4. A kare eksi 4 a artı 4 aradığımız bu. Cevabımız B şık. C'ye geldiğimizde bunun karesini açacak olsak birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımı a ile artı 2'yi çarparsak 2 a. Onun da iki katı 4 a. İkincinin karesi artı 4. Değil. Buna geldiğimizde birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 4 ile a'yı çarparsak 4 a. İki katı 8 a. Buradaki eksi olursa buraya eksi geliyor. Çünkü bu ikisinin çarpımı eksi veriyor orada. İki katını alınca da eksi çıkıyor neticede. Buradan sonraki daima artı olacak. Çünkü artı ikincinin karesi diyoruz. 16. Bu da değil. Oldukça basit bir soruydu. Ama bu görselin içine girip hangi olayların döndüğünü anlamak için çaba harcamamız gereken bir soruydu. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.